Merhabalar, yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün efsane güzel bir sistem toplayacağız. Günümüzün hemen hemen tüm oyunlarını rahatlıkla kasmadan, donmadan, akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz bir sistem bu. Daha doğrusu ben sistemi topladım. Gördüğünüz gibi siz sadece toplama aşamasından kesitler göreceksiniz ve oyun performansını göreceksiniz. Ayrıca da birçok arkadaşımız yorumlara, video yorumlarının altına sık sık yazıyorlar, çekiliş istiyorlar. Biliyorum, uzun zamandır kanalda çekiliş yapmıyoruz. Onun için 5 tane birbirinden güzel oyuncu mouse'unu bu videoyla beraber de sizlere hediye edeceğim. Çekiliş şartlarını videonun ilerleyen süreçlerinde belirteceğim. Onun için videoyu atlayarak izlemeyin. Bu sistem takipçilerimiz arasındaki Uğur arkadaşımızın kendisi parçalar daha önceden toplamış ve en son olarak ekran kartı kalmış. Onu da Kasım indirimlerinde Asus'un RX 6500 XT ekran kartını alarak tamamlamış. Kendisi Hatay'da oturuyor ve bir kamu personeli Instagram'dan DM üzerinden bana ulaştı. Parçaları aldığını söyledi ve benden toplamamı istedi. Ben de kargo yoluyla bana iletirse bunu memnuniyetle yapacağımı kendisine söyledim ve bir hafta içerisinde tamamen sistemi topladım. Şu an tek kalan oyun testleri. Eğer sizin de bu şekilde toplanmamış parçalardan oluşan bir sisteminiz varsa Instagram'dan DM üzerinden bana ulaşın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve hala kanala abone değilsen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sistem hakkında kafana takılan sorular varsa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsin. Şimdi isterseniz sistemde kullanılan parçalardan bir bahsedelim. Yüzeysel olarak sahip olduğu özelliklerden bahsedeceğim. Çok fazla derinlere inmeyeceğim. Video çok fazla uzun oluyor. İsterseniz arkadaşımızın son almış olduğu parça olan ekran kartından başlayalım. Asus'un AMD RX 6500 XT ekran kartını kendisi tercih etmiş. Tam anlamıyla 1080p'de güzel performans alabileceğimiz bir ekran kartı. Ayrıca OC Edition modeli olduğu için de overclock'a elverişli. 6 nanometrelik transistör mesafesiyle üretilen kartta 2300 MHz'lik temel frekans hızında oyun modu veya artırılmış modda 2800 MHz'leri kadar görebiliyoruz. Hikaye tabanlı oyunlarda grafik kalitesi yüksek oyunlarda bellek tarafının fazla kullanıldığı düşünüldüğü zaman burada kafaya takılan tabii ki 4 GB'lık GDDR6 bellekler oluyor. Ama arkadaşımız zaten hikaye tabanlı oyunlar değil de daha çok rekabetçi oyunlar oynayacakmış. Valorant gibi, CSGO gibi. Onun için 4 GB'lık belleklerde onu yine oyunlarda üzmeyecektir. Şimdi gelelim ekran kartıyla beraber uyumlu bir şekilde çalışması gereken bir diğer parçamıza, işlemcimize. AMD'nin 2600X işlemcisini arkadaşımız tercih etmiş. 1080p'de RX 6500 XT ekran kartımızı rahatlıkla besleyebilecek ve dar boğaz tarafında da hemen hemen performans kaybı yaşamayacağımız bir işlemci bu. Aslında bu noktada 3600 veya 3600X olsa daha iyi performans alabilirdik. 12 nanometrelik transistör mesafesiyle üretilen işlemci 6 gerçek 12 sanal çekirdekten oluşuyor. Temel frekans hızında 3.6 GHz'deyken boostlandığı zaman 4.2 GHz'e kadar yükselebiliyor. Şimdi gelelim sistem üzerindeki parçalar üzerinde toplayacak olan parça, yani anakartı. Bu noktada tercih MSI'nin A520MA Pro anakartı olmuş. Şu an piyasadaki en güncel fiyat performans odaklı anakart diyebiliriz aslında bu anakarta. PCI Express 3.0'ı destekleyen anakart kartın üzerinde bir adet M.2 NVMe slotu bulunuyor. RAM tarafına geldiğimizde ise anakart üzerinde çift kanal teknolojisi olan 2 slot bulunuyor ve bu slotlara maksimum 64 GB'lık RAM'leri takıp 4600 MHz'de çalıştırabiliyoruz. Depolama tarafında ise aslında fiyat performans odaklı gayet zengin girişleri olan bir anakart. Üzerinde 6 adet USB 3.2 girişi bulunuyor. Aynı zamanda 4 adet de SATA girişi bu anakart üzerinde bulunuyor. Depolama demişken sistemde kullanılan depolama parçasına geldiğimizde ise Adata'nın Legend 700 modelli 512 GB'lık NVMe M.2'si bulunmakta. 2000 MB bölü saniye okuma hızı, yazma hızında ise 1600 MB bölü saniye değerlerine sahip olan bir M.2 bu. RAM kanalına geldiğimizde ise 8+8 16 GB'lık 3200 MHz'lik değerlere sahip olan ve SL16 değerine sahip olan TeamForce'un soğutma bloğu üzerinde bulunan RAM'lere kullanılmış. Herhangi bir RGB özelliği RAM'lerde bulunmuyor. 8+8 tercih edilmesi tabii ki bir avantaj olmuş. Çünkü sistem içerisinde bir AMD işlemci kullanılmış ve anakart çift kanal teknolojisini destekliyor. Oyundan oyuna farklılık gösterebilir ama ortalama 15-20 FPS civarında performans artışını göreceğiz. Şimdi gelelim saymış olduğumuz tüm bu parçalara gerekli olan enerjiyi verecek olan parçaya, yani PSU'ya. PSU kanalında Rampage'in 550 watt'lık 80 Plus Gold sertifikasına sahip olan bir PSU'su kullanılmış. Fiyat performans odaklı güzel bir PSU tercih edilmiş ve modüler bir PSU. Böylelikle kablo karmaşasını az çok engellemiş olacağız kasa içerisinde. Ayrıca üzerindeki fanda da ışıklandırmalar mevcut. Şimdi gelelim tüm bu parçalar içerisinde toplayacağımız olan kasaya. Kasayı gerçekten ben çok beğendim.
beğendim. Çünkü daha önceden benim kullanmış olduğum bir kasa. MSI Mark Vampiric 010M modeli. Toplamda bu kasaya 6 adet fan takabiliyoruz. 120 mm'lik 3 tane ön tarafa, 2 tane üst tarafa, 1 tane de egzoz fanı tarafına. Ön tarafının kapalı olduğunu bakmayın. Yan taraflarda ızgaralar mevcut. Gerekli havayı oradan rahatlıkla alabiliyor. Aynı zamanda sıvı soğutma desteği de mevcut. 240 ağırlık radyatörleri bu kasaya montajını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. İsterseniz kasanın ön tarafına, isterseniz kasanın üst tarafına. Kasa üzerinde herhangi bir fan yoktu. Arkadaşımız da almamış. Ben sistemi topladıktan sonra baktım. Şöyle bir kasaya gerçekten çok boş duruyor. Çıplak duruyor. Görüntüsü çok hoşuma gitmedi. Onun için bende fazladan da RGB fan vardı. Arkadaşımıza hediye etmek istedim. Kontrolcüsüyle beraber Rampage'in RGB fanlarının toplam 5 tane kasa içerisinde montajını gerçekleştirdim. Kasayı bu şekilde topladım ve bitirdim. Sistemde kullanılan parçaların özelliklerini hep beraber baktık. Az çok parçalar tanıdık. İsterseniz gelin şimdi bir oyun performansına bakalım. Takipçimizin tercih ettiği parçalardan oluşan bu sistemden bakalım nasıl performans alacağız. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Onun için çok fazla beklemeyelim. Hadi performans testine başlayalım. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İzlemeyen arkadaşlarım da canı sağ olsun, artık sonraki videolarımı da atlamadan izlerler diye düşünüyorum. Ne demiştik? Sizler için 5 tane güzel oyuncu mouse çekilişi yapacağım arkadaşlar. 5 tane mouse ayırdım. Sizler için hepsi Crown Micro'nun ve 3 tanesi Crown Micro Hue modeli. Kırmızı, siyah ve lacivert olan modeli. Bunlar programlanabilir mouse ve üzerinde RGB ışıklandırmalar bulunuyor. Diğer iki model ise Crown Micro'nun Hydra ve CMGM902 modeli RGB ve programlanabilir mouse'lar. Baktığımız zaman 5 mouse'da RGB ışıklandırmalar mevcut ve programlanabilir. Oyuncu mouse'larında aranan özelliklerin başında gelen iki özellik. Mouse'lar hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız inceleme videoları kanalımda mevcut. Videonun açıklama kısmına linklere bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Gelelim şimdi çekiliş şartlarına. Çekiliş şartları daha önceki çekiliş videolarında olduğu gibi aynı. Standart bir şekilde devam ediyor dostlar. Yapmanız gereken Instagram üzerinden oyuncu kararken sayfasını takip etmek ve çekiliş fotoğrafının altına en az 3 arkadaşınızı etiketlemek ve YouTube'da hala kanala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, mouse'lar hakkında veya sistem hakkında en az bir yorumu da videonun yorumlar kısmına eklemeniz gerekiyor. Çekiliş şartlarından bahsettiğimize göre isterseniz videoya kaldığımız yerden devam edelim.